HPV enfeksiyonuyla karşılaşmak her insan için kaçınılmazdır. Maruziyet sonrası hasta olma kısmı ise kişinin bağışıklık sistemiyle orantılıdır. Çoğu maruziyet sonrası %80 oranında kişinin bağışıklık sistemi bununla baş edebilmektedir. Ancak yorgunluk, uykusuzluk, iyi beslenememek gibi bağışıklık sistemi zayıflatıcı şartlar varlığında değişik nedenlerle kortizon tedavisi almayı gerektiren hastalığı olanlarda, gebelik döneminde ve sigara içicilerinde de sigaranın getirdiği karsinojen maddelerin HPV ile enfekte epiteli tetiklemesi nedeniyle bu enfeksiyonların bağışıklık sistemi tarafından bertaraf edilmesinde zayıflık olmaktadır. Böyle bir durumda da bizim genital sihir dediğimiz lezyonlar görüntülenebilir, döküntüler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Son dönemde gündemimize son 10 yıldır girmiş olan rahim ağzı kanseri aşısı olarak bilinen aşının bir tanesi, iki çeşit aşı vardır. Aynı zamanda genital sihirlere karşı da koruyucu bir özellik taşır. Yani tip 6 ve 11 dediğimiz HPV virüsüne karşı da bir koruyuculuk sağlayabilir. O yüzden cinsel aktivitede hiç bulunmamış kız çocuklarına ve erkek çocuklarına da ergenlik dönemi civarında bu aşının yapılmasıyla %95 oranında genital sihirlere karşı koruma sağlanabilir. Bunun dışında asıl olan enfeksiyonun bulaş zinciri, yani enfekte kişilerle temas, ki cinsel temasla geçiş gösteriyor ama prezervatif kullanımının burada gerekli olduğunu vurguluyorum ama tamamen de yeterli olmayacaktır. Çünkü prezervatifsiz kalan deri bölgelerinde de genital sihir oluşmakta ve bu esnada birleşme sırasında da bulaşmaktadır. Bu yüzden önemli olan, asıl olan bulaş zincirindeki yüksek riskli partnerlerle birlikte olmamaktır. Geçmişte çok sayıda partnerin olduğu ve cinsel temasla geçiş gösteren hastalıkların maruziyetinin yüksek olduğu bilinen kişilerle ilişkide bulunmamak olabilecek en kesin çözüm gibi önlem gibi görünmektedir.